Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agronomi taktikçi kariyerine hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizlere bu sezon şu ana kadar takımımızda en golcü isimleri tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Oynadığı 19 karşılaşmada attığı 24 golle Furkan şu anda ilk sırada, 6'da asist yapmış. İkinci sırada Semihcan Hakbilir var, 3'te Alperen Taşkın. Bu arada Semihcan Hakbilir'in hazırlık turnuvasında attığı golleri, gösterdiği performansı hatırlatmak isterim. Maalesef onlar resmi gol olarak sayılmadığı için gol sayısı biraz düşük kalmış ama aslında gol sayısı epey yüksek Semihcan Hakbilir'in. Onun dışında burada Arda Bilgin var ve Asaf'la Ömer Erdem'in de henüz golü yok. İnşallah sıra onlara da gelir. Genel olarak sezonun en golcü oyuncularını göstermek gerekirse de Furkan şu anda 20 golle gol krallığında zirvede. Jamie Vardy onu 12 golle kovalıyor. Diaz var ve Haaland var. O Ronaldo'yu bile geçmiş. Premier Lig'in gol krallığını göstermek gerekirse de Furkan gördüğünüz üzere 16 karşılaşmada attığı 20 golle ilk sırada. Jamie Vardy, Diaz, Haaland, Ronaldo gibi isimleri geride bırakmış Furkan. Ve 7. sırada da Semihcan Hakbilir'i görüyorsunuz. Alperen Taşkın da kendisine 24. sırada yer bulmuş. Asistlere baktığımızda ise Bruno Fernandes'i görüyoruz. Arda Bilgin'le liderliği paylaşıyor. Leon var 5. sırada. Alperen Taşkın, Semihcan Hakbilir ve Furkan da 8. sırayı paylaşıyorlar. Hatta 8 değil 6 bile diyebiliriz. 6. sırayı paylaşıyorlar. Kalesini gole kapayan kaleciler arasında Asaf Sarıcıoğlu 5 karşılaşmayla ilk sırada. 16 karşılaşmanın 5'i olarak baktığımızda aslında düşük bir rakam evet, ama ona rağmen ilk sırada bence gayet güzel. Sarı kartlar ve kırmızı kartlarda çok fazla bir şey yok. O yüzden buradan çıkabiliriz. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki karşılaşmamız Tottenham Hotspur'a karşı ve kendileri de 5. sırada. Buraya kadar gelmişken de gelin 1. de bakalım. Evet, 1. sırada da Manchester City var. Görüyorsunuz en yakın rakibine 6 puan fark atmış Liverpool'a. Biz kendimize odaklanmalıyız ve ben şunu söyleyeyim ki eğer galibiyet serisine başlayabilirsek üst sıralara doğru tabii ki de ufak ufak tırmanacağız ve İlk sezon için hedefimiz tabii ki de öncelikle ligde kalabilmek, ama onun dışında da tabii ki de Avrupa'ya katılmak istiyoruz. Konferans Ligi olur, Avrupa Ligi olur bilmiyorum ama mutlaka Avrupa'ya katılmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde yer almak istiyoruz. Bunun için çaba göstereceğiz. İnşallah da ufak ufak başlarız artık. Haydi gelin Agrelimo Tottenham karşılaşmasına başlayalım. Güzel pas. Pasını oynadı. Harry Kane vurdu, Asaf. Çıkardı topu. Şimdi Arda kaptı topu. Arda pasını oynadı. Leon. Pas. Furkan. Hızlı. Güzel pas. Haydi Leon. Haydi Leon. Sakladı topu. Pasını oynayacak. Furkan vurana. Furkan vurdu 1-0. Dakika 32. 1-0 öne geçiyoruz bu zorlu karşılaşmada. İlk kez bu kadar etki geldik. Ve ilk etkili pozisyonumuz da golle sonuçlandı. Zaten böyle maçlarda bu pozisyonları değerlendirmek lazım. Değerlendiremezsiniz, cezayı keserler. Güzel bir golle 1-0 öne geçiyoruz. Şimdi Furkan. Semih'in önüne bırakacak. Semih'in önüne. Semih savuna çekti. Semih şutu gömüyor. Biraz daha yakına gitseydi keşke. Keşke ya. Çok aceleci davrandık. Neyse, inşallah Arda'nın ortasıyla bu pozisyonu telafi edeceğiz. Haydi Arda. Arda'nın ortası, kafa, kaleci Lloris. Müthiş bir orta. Yine alışkın olduğumuz organizasyonlardan biri. Maalesef golle sonuçlanmadı. Pedersen ileri oynadı şimdi. Leon. Leon baktı kaleye. Leon vuracak. Leon vuruyor. İlginç bir şut. Kaleci kornere çeldi. Şimdi orta. Leon'dan güzel bir orta. Bir kafa, kaleci Lloris. Vur. Direkten dön. Direkten döndü. Vur Allah'ım. Allah'ım girmedi. Maalesef gol olmadı. Maalesef gol olmadı. Şimdi Furkan. Furkan güzel çalım. Furkan vurana gol olsun. Haydi gol olsun hocam, çüş ama. Hocam, faul yok mu orada ya? Çok iyiydi. İnşallah bu pozisyonları aramayız. Leon ileriye gitti. Pasını oynadı Semih. Semih'ten güzel çalım. Semih. Pozisyon maalesef cacık oldu. Şimdi pasını oynadı Furkan. O da oynadı. Vur. Arda vurdu, kaleci Lloris. Maalesef ilk başta pozisyonu iyi değerlendiremedik. Aman dikkat. Aman dikkat. Aman dikkat. Ve Harry Kane cezayı kesti. İşte bundan bahsediyordum.
Semih şut, Ömer! Top dışarıda ve offside sanırım. İnanılmaz bir pozisyon. Geldiğimiz zaman etkili geliyoruz ama maalesef golü henüz, yani ikinci golü henüz bulamadık. Harry Kane vurdu Asaf. Corner. Aman dikkat. Yapma Asaf, son anda bizi ipten aldı. Sakın. Yapma. Bak gerçekten yapma Asaf. Yani üzülsek mi sevinsek mi bilmiyorum. Kazanabileceğimiz 3 puan varken Asaf sayesinde kazandığımız 1 puana sevinir olduk. Buna da şükür deyip yola devam edelim. Hemen bir sonraki karşılaşmamız olan Wolves karşılaşmasına geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada Başakşehir'e bir transfer gerçekleşiyor. Gayet güzel bir fiyata gitmiş. Kasamıza 2.6 milyon euro giriyor. Güzel. Bir sonraki karşılaşmaya başlıyoruz. Güzel pas. Nielsen girdi araya. Nielsen sakatlandı. Of. Müthiş bir kurtarış Asaf'tan. Bir kurtarış daha. Furkan şimdi Semih'le oynadı. Semih pasını oynayacak. Semih ileri oynadı. Alperen Taşkın. Alperen geriye çek topu. Semih'in önüne bırakacak. Haydi Semih. Lütfen Semih. Yaz bunu Semih. Top kornere çeliniyor. Şimdi Leon'dan bir orta. Haydi kafa gelsin. Bakker indirdi. Nielsen vuruyor. Kaleci son anda. Güzel şut. Asaf son anda yine kornere çeldi. Rol. Baktı kaleye. Şutunu çekecek. Araya girdik. Yapma. Direkten döndü. Çok iyi. Hemen çıkalım şuradan. Haydi bir kontra. Ve gol. Haydi. Lütfen gol. Ya of. Şimdi Pawlowski. Güzel pas. Semih yaz onu. Semih. Ya abi bu pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Haydi. Lütfen Furkan. Ya ya. Yani artık ne diyeyim ben bilmiyorum ya. Ya oha artık. Vallahi billahi oha artık. Bu kaçıncı pozisyon ya? Arkadaşlar Karabağ Kupası maçına geldik. Bugün farklı bir dizilişle sahaya çıkacağım. Anormal bir dizilişle sahaya çıkacağım. İnşallah aklımdaki planları uygulayabilirsem güzel bir skorla evimize döneriz. Sağ bek ve sol beki de biraz içeriye doğru aldım. Haydi karşılaşmaya başlayalım. Full konsantre olmamız lazım. Pawlowski. Vur ona Semih. Vur! Loris. İki hamlede topun sahibi oldu. Alperen topu geriye çekti. Pasını oynayacak. Çok güzel bir pas. Şut kaleci. Ya çüş artık ya. Hakikaten çüş artık ya. Harry Kane. Güzel pas. Ya bak. Ağzıma kadar geliyor böyle. Tam çıkacak o küfür. Geri yutuyorum. Yeter artık. Yarım saattir uğraşan biziz. Gelip de golü atan sizsiniz. Ne yapalım? İlla 5'li defans mı oynayalım ya? Hızlı çıkalım. Haydi Furkan. Yine kalecinin üzerine gitti. Taktikte birkaç değişikliğe gittim. İnşallah işe yarar. Şimdi Pawlowski. Pawlowski'nin şutu. Top dışarıya gidiyor. Korner. Sert bir orta gelecek. Arda'dan güzel orta. Kafa gelir mi gelmedi. Pawlowski bitmesin ilk yarı. Lütfen bitmesin. Güzel pas gelir mi? Semih. At onu Semih. Top direkt de patladı. Şimdi Semih. En sonunda topağlarda 1-1. 1-1 yakaladık sonunda. Umarım bu gollerin devamını getirebiliriz. Top direkt de patladı. Çok kötü yakalandık. Topağlara gitti. Alperen pasını oyna. Haydi Furkan ve gol. 2-2. Müthiş bir füze geldi Furkan'dan. Çok güzel bir gol. Anında cevap verdik. Çok güzel bir gol geldi Furkan'dan. Gerçekten yolladı füzeyi adeta. Kaleci de neye uğradığını şaşırdı bir an.
dikkat. Aman dikkat. Yapma bunu ya. Abi bak bunu yapma işte ya. Bunu yapma işte. Semih. Güzel çalımlar. Semih. Yaz onu. Semih yazdı bunu 3-3. Allah'ım bu nasıl bir mücadele. Bu nasıl bir mücadele. Son dakika gol yemeyelim. Bu sefer son dakikada tam biz olalım. Asaf güzel çıkardı korner. Lütfen bu sefer son dakikada atan biz olalım. Çıkar. Çıkar onu. Çıkar onu ya. Yıkıldığımızın resmi. Gerçekten yıkıldık. Son bir şans diyoruz. Yapacak bir şey yok. Allah ne verdiyse dalıyoruz. Hocam. Ve karşılaşma sona eriyor. 4-3 mağlup oluyoruz. Tası tarağı toplayıp şu YouTube denen zımbırtıyı da bırakasım geliyor artık. Her şeyi bırakasım geliyor yani böyle mağlubiyetler alınca. İnsanın zoruna gidiyor arkadaşlar. Gerçekten insanın zoruna gidiyor. Son dakikada gol yedik. Son dakikalarda yani çok gol yedik de o maçta. Geri dönmeyi hep bildik ama artık 4. golden sonra geri dönemedik. Zaten psikolojik olarak da bittim açıkçası. Maalesef Karabağ Kupası'nda çeyrek finalde eleniyoruz. Bir sonraki bölümde Manchester United'la oynayacağız arkadaşlar. Kendileri 2. sırada, biz ise 11. sıradayız. Kazansak da bizim için sıralama olarak çok fazla bir şey fark etmiyor. Gerçi kaybetsek de fark etmiyormuş. Ama tabii biz kazanmaya çalışacağız. Moraller bozuk. Yani söyleyecek çok şey var ama yutuyoruz, sürekli yutuyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.